Selamlar herkese, Mete Yarar'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Mete abi ile beraber evlerinize, iş yerlerinize misafir oluyoruz. Sizler de destekliyorsunuz. Teşekkür edelim değil mi Mete abi? Bu arada yakın oturmuyoruz. Evet. Onu sormuşlar. Çok mu yakın oturuyorsunuz diye sürekli berabersiniz. Biz biraz kıskanıyor olabilirler beraberliğinizi sürekli. Ben olsam kıskanırım, sürekli görüşüyoruz. Yakın oturmuyoruz ama onu söyleyelim yani. Yakın ama, oturmuyoruz. Bunun için bir araya geliyoruz, sıklıkla bir araya geliyoruz. Evet. Haftada 2 veya 3 defa, hatta bazen 4 defa bir araya gelip en azından güncel konular hakkında gecikmeden bilgi vermek istiyoruz. Herhalde bunun en güzel tarafı o. Sıcağı sıcağına YouTube'da belki hani birçok şeyden daha erken haber verme imkanı var değil mi? Evet, kesinlikle. Ya en güzel tarafı anında yayın yapılıp cevap verebilme imkanına sahip olan konulardan bir tanesi. O yüzden bugün de yine akıllara takılan bir soru var. Özellikle Mete abi diyorlar ki, seçimler yaklaştı. Her seçim yaklaştığında bir operasyon gündeme geliyor diyenler var. Sen böyle mi düşünüyorsun? Gerçekten böyle olduğu için mi operasyonlar oluyor? Vallahi şöyle söyleyeyim. Bu geçen seferki seçim öncesinde çok gündeme getirilen bir konuydu hatırlarsan. Bir Afrin Harekatı sırasında gündeme gelmişti. Tam o sırada biliyorsun bir Kandil'de operasyon başlamıştı. Kandil tarafına da bir operasyon başlamıştı. Ve o dönemde şu tartışıldı. Ya işte gördünüz mü tam şey zamanı operasyon yapıldı. Aslında bu çok da öyle bir olay değil. Yani Türkiye'nin PKK ile mücadelesi tarihine baktığınızda onlarca sınır ötesi operasyon var. Bu onlarca sınır ötesi operasyonlarda seçim öncesine denk gelen geçmiş partiler döneminde de var. Ondan önceki dönemlerde de var. Bu dönemde bu şekilde belki tartışılabilecek olan iki tane konu vardır herhalde. Bu Afrin Harekatı'ndan önceki seçimlerden Mart ayına denk gelen bölüm. Ama seçimden önce çok öncesine başlayan bir operasyondu bu. Ve bu tip operasyonların hazırlığı aylar öncesine başlar. Ve fiili anlamda birbirini takip eden bir silsileye takip eder. Çünkü bu niye tartışılıyor? Mesela şimdi arkadaşlar şeyi soruyor işte. O dönemde Kandil operasyonu başlamıştı. Şu anda hiç Kandil konuşulmuyor. Arkadaşlar Kandil operasyonu konuşulmuyor dediğimiz yerde silahlı kuvvetler herhalde 1-1,5 metre karın içerisinde şu anda yeni yaptığı üs bölgelerinde askerler nöbet faaliyetlerini ve bölgedeki operasyon faaliyetlerini icra ediyorlar. Artı başka bir şey daha var. Sınır ötesinde son dönemde vurulan teröristlerin tamamına yakını ya o bölgedeki bulunan üst bölgelerinden alınan görüntülerle ya da başkalarıyla yapılan şeyler. Kandil'e en yakın Hakkuk bölgesinin ortasında bir karakol var. O karakol bölge, üst bölgesi var. Karakol diyorum, üst bölgesi var. Bu üst bölgesine neredeyse her akşam veya işte 3-4 gecede bir saldırı yapılıyor. Ve bu saldırıyı katılanların tamamı öldürülüyor. Yani bu bitmiş bir operasyon değil ve süre gelen bir operasyondan bahsediyoruz. Hani şöyle değil, hani Kandil'e gidildi, gidiliyordu, sonra seçim bitti, hadi vazgeçtik, biz geri döndük diye akıllarında oluşan bazı insanların böyle düşündükleri şeyler var. Geçmişteki operasyondan biraz daha farklı bir operasyon icra edildi. Türkiye'de belki 5-6 seneden beri, 7 seneden beri olan Aselsan tarafından da yapılan bir üst bölgesi sistemi var, modüler üst bölgesi. Yani birbirine eklenerek bir üst bölgesi inşa ediliyor. Bunun içerisinde işte herhangi bir havan saldırısına veya diğer saldırılara karşı bir zırh koruması sağlayan bir balistik koruma sağlıyor. İçerisi birbirine bağlandığı için de sıcak artı bölgeye taşınması çok daha kolay. Gerekirse arabalarla taşıyorsunuz, gerekirse şeyle taşıyorsunuz. Nasıl dersin sen ona? Helikopterle bile taşıyabiliyorsun. Bu neden? Çünkü geçmişte bu tip yerlerdeki en büyük sorunlardan bir tanesi inşaat faaliyetidir. Su bulamazsın, kum bulamazsın, çimento bulamazsın, bunları orada yapacak adam bulamazsın ve bunların yapacağı ortamı bulamazsın. O yüzden de modüler üst bölgesi sistemiyle onlar arazide birleştirerek bir anda bir üst bölgesi inşa edilebiliyor. Yani bunun sayesinde şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'e doğru yaklaşık 30 kilometreyi geçen bir hatta Harkuk'u da ve Şamli'nin hattını aşağı doğru yararak aşağı doğru inmiş durumda. Yani şu anda fiili anlamda biz Kandil operasyonu hala devam ediyor diyebiliriz. Ama
5 gün sonra, 15 gün sonra bir haber çıktığında ben sana söyleyeyim, olacak olanı söyleyeyim. Gördünüz mü? Yine seçim öncesi Kandil operasyonu başladı. Yo. Bugün her yapılan hava harekatı, bugün her bölgede yapılan icraat veya bölgedeki istihbarat faaliyetleri bir sonraki harekat için devam eden bir faaliyet. Yani 24 saatlik bir faaliyetten bahsediyoruz. Belki hatırlayanlar bilir. Sizce, yani şu soruyu sormakla başlayayım herkese, yani izleyenlere de onu sorayım. PKK şey bölgesinde 20 bine yakın terörist barındırırken nerede? İşte 20-25 bin civarında YPG ile Suriye'de barındırırken. Peki neden Türkiye'nin hemen sınır hattında herhangi bir karakola saldıracak 500-600 kişilik bir şey bulamıyor, adam bulamıyor? Sebebi? Neden? Yani PKK Türkiye'ye saldırmaktan mı vazgeçti? Yok. Yo. PKK'nın hedefleri mi değişti? Yok. Ama konsept itibariyle Türkiye hem SİHA'larla hem F-16'larla hem diğer taktik gözetleme sistemleriyle bölge emniyetini erken aldığı için bu tür birleşen birimleri bir araya getirmiyor. Yani 10 kişiyi gördüğünde vuruyor. 3 kişiyi gördüğünde vuruyor. Yani bir araya gelip bir bölgeye bir saldırı yapamıyorlar. Yani o eskiden dönemde hatırlayın 90'lı yıllarda hepimizin üzülerek seyrettiği, ben de kahrolduğum, görev yaptığım yıllarda kahrolduğum o hemen sınır hattındaki karakollara 708 kişiyle havanla, uçak savarla sabaha kadar ki olan çatışma sahnelerini şu anda yaşamıyor. Hatta bir görüntü vardı. Terörist bu kez yukarıya bakarak teslim oluyor. Hüseyin SİHA'dan bak. O evet. Yeni. Ben geçmişte 90'lı yıllardan bahsediyorum. 90'lı yıllardaki. Yani şimdi en azından SİHA'lar sayesinde, İHA'lar sayesinde bir araya getirilmiyor. Yok, artı şu da var. Yani konsept sınır hattında değil artık. Yani sınırın ötesine geçen bir bu adamların yaşam yerlerinin ortasına girdik artık. O adamların yaşam ortasına girdiğin için de oralarda toplanıp sana doğru gelemiyorlar. Şimdi sınır hattına doğru yaklaşırken şöyle söyleyeyim sana. Örnek vereyim. Şöyle bir yer var. Şöyle bir sınır hattı düşün. Yani şöyle bir sınır hattını düşün. Tamam mı? Bu sınır hattını korumak için yapman gereken yer çok daha fazlasıyla adam ayırman lazım. Ama bu sınır hattına gelecek olan şurada bir veya iki tane vadi yatağını ileride bir noktada tuttuğunda şu yaklaşık 50-60 kilometrelik sınır hattını bir anda koruyabiliyorsun. Çünkü buraya yaklaşacağın başka bir yer yok. Öyle alanlar var ki Kuzey Irak'ta seni mecbur hattan götürmek zorundasın. Başka hiçbir şeyde ilerleyemezsin. Yani öbür hattan ilerlediğinde zaten kendini deşifre edersin. Onlar çoğunlukla bugüne kadar yaptıkları şey bu vadi yataklarından kendisine gizleme sağlayarak sınır hattına yaklaşıyorlar. Sen o zaman çok daha uzun bir sınır hattını korumak zorundasın. Şimdi ne yaptı? Silahlı kuvvetler 10 kilometre, 20 kilometre, 30 kilometre ileri gidiyor. Orada bir en hakim alanı kontrol altına alıyor. O sana ne sağlıyor? Arkadaki bütün karakollarını ve diğerlerinin emniyetini sağlıyor. Oraya yaklaşırken de bu sefer orayı SİHA'larla, İHA'larla ve topçu atışıyla koruyup o bölgeyi de tıkıyor. Yani bugün yaşadığımız tablonun en önemli sebeplerinden bir tanesi PKK'nın öncelik sırasında Türkiye'ye saldırmamak yok. Hala birinci sırada. Ama bu saldırıyı yapabilecek olan grubu bir araya getirmiyor Türkiye. İşte sınır ötesinde yıllar önce senin konuşulan, belki Türkiye'yi PKK konusunu takip eden bütün insanların, belki Türkiye'deki bütün vatandaşların konuştuğu konu neydi hatırlar mısın? Ya biz niye sınırın ötesinde sınırı daha rahat koruyabileceğimiz bir tampon bölge oluşturmuyoruz diye konuşuldu hatırlarsın. Evet. Yani sen de gazeteci olduğun dönemden hatırlarsın. Şimdi Türkiye onu yaptı. Yani sessiz bir devrimle aslında. Şu an aslında bir tampon bölge ama. Aslında İran içerisine sessiz sessiz ilerleye bölgede çok ciddi anlamda PKK'nın geçmesini engelleyebilecek olan hakim tepeleri aldı. Bu hakim tepelerin alınmış olması birincisi Türkiye'ye saldırıları engelledi. İkincisi Kandil yolunu açtı. Peki herkesin merak ettiği Kandil'e tam olarak merkez olarak ne zaman gidilir? Hangi şartlarda gidilir? Ya, herkesin beklediği biraz ya o galiba. Ben sana şöyle söyleyeyim. Yine bir yanlış bilgi bu. Daha önce de yani iyi takip edenler bilirler. Yani PKK'nın asıl silahlı gücünü barındırdığı yer Kandil değil. Kandil yani eğitim yapılmayan, eğitim anlamında demeyeyim ama hani siyasi yapılan, belki lojistik anlamda bir merkezin ötesinde bir idari yapılanmanın olduğu bir yer.
Ama asıl yer bizim sınır hattımıza yakın olan yaklaşık 20 ile işte sıfırdan başlayıp 30 kilometrelik bir hat içerisinde derinlikteki bir hattaki bölgeler. Kandil çok daha derinlikte. Yani Kandil'in önemi askeri değil. Tamamen şeyle ilgili, siyasi anlamda. Yani orası girildi. Psikolojik olarak? Psikolojik anlamda. Onun dışında yani Kandil'e gittiğinde terörü bitirir misin? Ha, aslında şu anda gidilen noktada bitiriyorsun. Yani bugün gidilen nokta aslında terörün bu kadar bitirilmesinin önemli. Başka bir şey daha var. İşte Süleyman Soylu açıklıyor, Jandarma Genel Komutanı açıkladı, daha dün açıkladı. Hani diyor ya, Türkiye'de bugüne kadar ki en az içeride bulunan terör sayısına ulaşıldı. 700 sayısına ulaşıldı. Bu 700 sayısı eskiden bir karakola saldıran terör sayısı 700 kişi. Yani Hakkari bölgesi, Şemdinli, Derecik ve diğer bölgelerdeki o sınır hattındaki Uzundere gibi bölgelerdeki saldırılan yerlerin tamamına 708 kişilik bir terörist grubuyla geliyorlardı. Yani bugün yaşanan tablo işte Türkiye çapındaki bir yerde 700 kişilik ancak yurt içinde artık bitme noktasında. Yani 700 kişi rakamı eğer 300-400 lira rakama geldiğinde aslında neredeyse yok denecek bir rakama, yani PKK'nın ilk başladığı rakamlara çekmiş olursun. Yani 1984'lerdeki o rakamların biraz ötesine çekmiş olursun. Bu kadar olur. Yani örgütü 30 yıl geriye atmış şu anda durumda Türkiye. Bunu öyle değerlendirin diyorum. Yani silahsa daha çok silahı var. Doğru mu? Adamsa daha çok adamı var. Maddi kaynakları daha fazla. Örgütün Türkiye'ye saldırmakla ilgili çok daha fazla imkan kabiliyeti var. Saldıramamasının nedeni Türkiye'nin kendi içinde almış olduğu aktif şeyler. O yüzden hani hep söylediğim bir şey vardır. Terör siyasete malzeme yapmayın arkadaşlar diyorum. Yani Türkiye işte şey zamanında seçim operasyon zamanı. Seçim zamanı. Yok öyle değil. Seçim yatırımı mı diyorlar? Ya, abi o zaman geçmiş dönemde de biz şöyle mi söyleyeceğiz? APO'nun yakalanması bir seçim yatırımı diyemezsin ki böyle bir şey. Hiç kimseye böyle bir şey söyleyebilir misin? Yani ne Bülent Ecevit'e ne Devlet Bahçeli'ye, o dönemin önemli şahsiyetlerine böyle bir şey söyleyebilir misin? Hiç alakası yok. Yani onlar bir şeyi amaçlamışlardı ve bunu yapmışlardı. Bu böyledir yani. Seçime gideceksin. Yani 1974 Kıbrıs Harekatı seçim yatırımı olarak mı denilir? Böyle bir şey söyleyemezsin. Yani bu kadar büyük bir suçlama ki. Çünkü bu harekatlar devam eden harekatlardan bahsediyoruz. Şimdi Münbiç'e yarın öbürsü gün Mart ayında bir operasyon başlasın. Biz bunu seçim olarak mı değerlendireceğiz? Yok. Aylardan beri intikal yapıldı. Aylardan beri bölgeye gidildi. Aylardan beri toplantılar yapıldı. Aylardan beri Türkiye 10 defa gitti, geldi. Toplantılar yapıldı. İşte en son Şubat ayı içerisinde 14'ünde Soçi'de bir toplantı daha yapılacak. Bunların her biri sürecin bir parçası. Ya da Nisan, Mayıs'ta herhangi bir şey olsa seçimden sonra olmuş oluyor. Mahcup olacaklar mı acaba bunu söyleyenler? Hani ortaya bir şey atıyorlar ama sonrasında da mahcubiyet olmaz. Ya mahcup olmuyorlar, merak etme. Yani öyle bir mahcubiyet yok çünkü konuştuğumuz konuların içerisinde böyle bir mahcubiyet yok. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. İşte Türkiye SİHA'yı yaptı dediğinde Türkiye'de çok önemli bir milletvekili şey demişti. Önemli milletvekili dediğim yani bir milletvekili, önemlisini söylemeyeyim. Bir milletvekili şey dedi. Kesinlikle inanmayın, Türkiye SİHA falan üretmedi dedi. Yani düşünebiliyor musun? Yani ben bunu duydum. Hani Samancıları duymuştum. Evet. Yok efendim başkalarını duydum. Motor yapmıyoruz duydum. Hadi bunları duydum. Ama SİHA hiç yok diyen ben insanlar duydum bu ülkede. Bunun içinde bazıları milletvekili. Bunlar yaşandı bu ülkede ve bunları söylemekte şey yok. Hani lüzum yok. Biz doğru bildiğimizi söylüyorum. PKK ile mücadele devletin 1984'ten beri hatalarıyla, sevaplarıyla, yanlışlarıyla, doğrularıyla, eksiklikleriyle, fazlalarıyla yaptığı bir mücadele. İçinde en rütbesiz erinden en büyük paşasına kadar, içinde en az vatandaşından en büyük siyasetçisine kadar herkesin bitirmek için mücadele ettiği bir şeyden bahsediyoruz. Bu mücadele böyle gidecek. Bunun başka bir şeyi yok. Nerede gerekiyorsa, zamanı ne zaman gerekiyorsa o zaman yapılacak. Bir kez daha söylüyorum. Kandil operasyonu seçimden çok önce başlamıştı. Ondan sonra yine bu gendirme getirildi.
Seçimden sonra Kandil operasyonu bitmedi. Aşağıya ine yaklaşık üsler kurularak aşağı doğru inilmeye başlandı ve devam edildi. Bu zamanda çok fazla konuşmamasının sebebi tamamen bölgedeki kış şartlarına kaynaklanan, bölgede üsler boşaltılmadı. Unutmayın arkadaşlar, ilk defa Kandil'e gidilen yolda üsler iptal edilmeden hala bölgede üsler kurulmaya devam ediliyor. Biz 30 kilometre aşağısına kadar şu anda inmiş durumdayız. Yani biz bugün şeyi konuşuyoruz, Suriye'de güvenli bölgeyi konuşuyoruz. Aslında Türkiye sessiz bir şekilde güvenli bölgesini Kandil'e doğru ve hatta Kuzey Irak'ın aşağısına doğru PKK'nın işgali altında olan Irak topraklarındaki bölgeyi tamamen kontrol altına alacak olan bir eylem planıyla icra ediyor. Evet. Bir gün haritalarla ben diğerlere de bunu size ispatlayacağım. Evet, mesela World'e büyük ekranda da tabii, haritalarla tabii anlatabiliriz. Bir sonraki videoda bunu okay yapabiliriz. Kandil meselesini uzun uzun daha anlatacağız. Ya bu çok önemli çünkü bugünler hani PKK ile ve diğer mücadele anlamında çok işin hızlanacağı döneme geldik. Çünkü süre doluyor artık. Yani Cumhurbaşkanı'nın söylediği süre doluyor. Özellikle bunu öne almak istedim. Çünkü olduğunda tartışacak konu bu olacak. O zaman sizler de abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.